Sizi Akit TV'deki bir tartışmadan hatırlıyoruz, anımsıyoruz. Kamuoyunun gündemine geldiniz. Orada Mehmet Metiner'le bir tartışma yaşadınız. Mehmet Metiner dedi ki, bilseydim sizin geçmişte Fethullah Gülen'le ilgili böyle bir açıklama yaptığınızda bu programa gelmezdim dedi. Programı yürüten Sabri Balaman programı bitirdi. Ardından da şey dedi ki, benim Mehmet Metiner, benim 15 Temmuz akşamı yanımda dedi. İşte arkadaşlarım, partililer öldü, öldürüldü, şehit oldu, gazi oldu. Ben de bu açıklamanın hemen ardından bir tweet attım. Mehmet Metiner'i de etiketleyerek dedim ki, bir, o gece neredeydin ve yanında kimler öldü, kimler gazi oldu açıklar mısın? Bir dakika sonra bana döndü ama yine bir açıklama yok. Ya dedi, beni böyle bir tartışmanın içerisine sokuyorsun, beni yakından tanıyorsun. Tanıyorum da sorduğum soru çok basit dedim. O gece neredeydin? Tartışmaya sen kendin girdin diye. Ha, sen kendin söyledin. Sorduğum şuydu, kim yanında öldü, kim yanında gazi oldu ve o gece neredeydin? Bu kadar basit. Yanıt yoktu. Şimdi sevgili hocam, bir, bu konuyla ilgili gecikmiş bir söz hakkınızı kullanın. İki, 17-25 Aralık sizin için ne ifade ediyor bir hukukçu olarak? Evet, teşekkür ederim Ali Bey. Bu imkanı bana tanıdığınız için. Şimdi benim gecikmiş söz hakkım şöyle olur. Ben bütün cemaate, yani oraya gönül vermiş, sohbetlerine katılmış, dergilerini almış, ondan sonra bankalarına para yatırmış, çocuklarını okullarına göndermiş, bütün o camiaya gönül vermiş, sevmiş, muhabbet duymuş herkese, bütün bir camiaya terörist örgütüdür demiyorum, terör örgütüdür demiyorum. Diyorum ki, 15 Temmuz'un failleri var, iştirak edenleri var, azmettirenleri var, emir komuta zincirine katılanları var. Bunları bulup çıkarmak da hükümetin işi. Ve 15 Temmuz'u kimse inkar edemez. Çünkü bizim 200 küsürden fazla insanımız vefat etmiş. 251 kişi, 1000'den fazla insanımız da yaralanmış ve ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmış bu millet. Dolayısıyla bunun failleri kimdir? Bunları bulup çıkaracak olan devlet. Delilleriyle birlikte çıkarmalı ve buna iştirak etmiş olan insanları da ne ceza hak ediyorsa o cezayla cezalandırmalıdır. Ama bütün bir camiaya, bir cemaate, gönül verenlerin hepsi de dahil, tamamına birden terör örgütüdür demeye benim gönlüm razı olmuyor. Bu hukukçu olarak benim bir tarifim. Buna Mehmet Metiner veya başkaları iştirak ederler veya etmezler. 15 Temmuz üzerinden herkes kendi lehine bir şeyler çıkarmaya çalışıyor. Kimisi işte tankın üzerinde fotoğrafını göstermeye çalışıyor. Kimisi işte o akşam ben neredeydim, elimde insanlar öldü falan diye hikayeler anlatıyor. Ben bilmiyorum. Bunları çok da beni ilgilendirmiyor. Nerede olduğu, nasıl olduğu falan. Ama benim böyle bir tarifim var. Bu tarifimi de eskiden beri söylüyorum. Gene o yargılamalarla ciddi yargılamalar olmadığını, usulsüz yargılamalar olduğunu, mesela Baylok delilinin muhtevasına bakılarak Baylok programını kullanan insanın sırf Baylok'u kullandı diye değil, muhtevasına bakılarak, muhtevasında gerçekten suç teşkil eden şeyler varsa ona göre cezalandırılması gerektiğini falan söyleyip durdum. Baştan beri bunları söyleyip geldim. Bu teferruatını da söyleyebilirim. 15 Temmuz dediğiniz gibi bizde aydınlatılmamış bir hadise. Ne zaman aydınlatılır, nasıl aydınlatılır bilmiyorum ama benim bütün arzum 17 Aralık gibi, 17-25 Aralık gibi 15 Temmuz'un da hakkıyla aydınlatılmasıdır. Bir hukukçu ve siyasetçi olarak bunu istiyorum. Bunu istemek de bir vatandaş olarak benim hakkım. Bunun üstü örtülülmemeli, usulüne uygun delillerle birlikte araştırılmalı ve ona göre de bir karar verilmeli. Tarih de kararını ona göre vermeli, hukuk da kararını ona göre. 17-25 Aralık'a gelince, şimdi 17-25 Aralık'ın baş mimarı, demin ismini de söylediğiniz gibi gidip sonradan Amerika'da değiştirdi, Rıza Zerrak. Bu vatandaş burada işte ödül verildi, cari açığı kapatılan kişidir denildi, göklere çıkarıldı, hayırsever vatandaştır dedi. Amerika'da gitti, bütün bu işlerin itirafçısı. Dedi ki evet, bu hadiseler vuku buldu.
Meydana geldi. Biz bu hadiseleri yaptık. Evet verdim. Listesini çıkardı. İtirafçı oldu, anlattı ve bu sebepten dolayı da cezası indirildi. Orada gene bizim Halk Bankası'nın genel müdür muavini yargılandı. Cezası delillerle sabit oldu. Cezasını yattı çıktı. Bütün bunlar itiraf şeyler 17 Aralık'la ilgili. Demin sizin de söylediğiniz gibi bu işlerin içi bir bakan da daha kısa süre önce gene dedi ki 17-25 Aralık'la ilgili söylenen şeyler doğruydu. Maddi vakalar vardı ama yargılanmadı. Ben hala yargılanmayı istiyorum. Çünkü ben diğerleriyle birlikte aynı sepette istemiyorum diye Sayın Bayraktar açıklamada bulundu. Dolayısıyla 17-25 Aralık operasyonu niye yapıldı? Hangi sayıkla yapıldı? Ben onu bilmiyorum. Ama benim kanaatimi sorarsanız 17-25 Aralık usulüne uygun yargılama konusu olmalıydı. Yargılama konusu olmadı. Usulsüz bir şekilde ortada da deliller varken üstü kapatıldı. Ve bir ümidim var hukukçu olarak. Diyorum ki inşallah bu siyasi iktidar değişirse vakit gelince o delillerin tekrar üstü açılır. O yargılamalara yeniden dönülür. 17-25 Aralık'ın gerçek müsebbipleri de bulunur. Ve şu andaki hükümetin en önemli ortaklarından MHP'nin başındaki insan Sayın Devlet Bahçeli saatini 17-25 Aralık'a göre ayarlamıştı. Ve 17-25 Aralık'a ciddi sahip çıkmıştı. Ve bu yargılamaları, bunun neticesini almayı kendine bir dert ve vicdan borcu edinmişti. Namus ve haysiyet borcu edinmişti. İnşallah gün gelir, bu namus ve haysiyet borçları da ödenir. Usulüne uygun yeniden bunlar yargılama konusu olur. Demin Cesim Bey'in dediği gibi 17-25 Aralık'la ilgili konuşmak, 15 Temmuz'la konuşmak ciddi sıkıntı konusu, hukuken muhakeme konusu. Ben bunlarla bir sürü davam var, devam ediyorum. Aslında kim söylese başına da bela açıyorlar, dosya açıyorlar, hemen yargılama konusu yapıyorlar. Ama ben gene de bunları söylemeyi bir vicdanı borç bildiğim için bunları da söylemek istiyorum ve her yerde de söylüyorum.